Sol seminerlerde bu hafta Doğu Akdeniz sorununu konuşacağız. Mahir Ulutaş'la beraberiz. Sol Parti'nin bir Doğu Akdeniz raporu yayınlandı. Hayri Kozanoğlu, Oğuz Türk Yılmaz ve Mahir Ulutaş gibi isimler de var. Mahir Hocam, ilk olarak şunu sormak istiyorum. Genel hatlarıyla Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz nedir? Şimdi yakın zamanda aslında Mısır ve İsrail kıyıları başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de bir kısmı aslında üretime de başlayan, Mısır'da, İsrail'de kısmen üretime de başlayan bir doğalgaz, hidrokarbon, enerji kaynakları takım rezervler bulundu. Bu tabii bölge zaten pek çok çelişki eksenini barındıran bir bölge olduğu için Orta Doğu, işte Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz, bu hidrokarbon enerji kaynaklarının rezervlerin bulunmuş olması zaten var olan çelişkileri yeni bir boyut ekledi. Uluslararası bir krize neden oldu. Genel olarak bunu söylemek mümkün. Rezerve baktığımızda, yani söz konusu kaynağa baktığımızda, dediğim gibi büyük oranda Mısır ve İsrail kıyıları olmak üzere, ama onlarla sınırlı değil. Kıbrıs, özellikle Güney Kıbrıs civarında da belli büyüklükte bir rezervden bahsediliyor. Rezervin öngörülen büyüklüğüne baktığımızda dünya enerji dengesini değiştirecek bir büyüklükten bahsetmek söz konusu değil. Ancak var olan doğalgaz rezervlerinin %5'i, yani dünyada var olduğu düşünülen doğalgaz rezervlerinin %5'i gibi bir büyüklük olduğu için bölge ülkeler açısından aslında anlamlı bir büyüklük. Dolayısıyla bu çok boyutlu, işin içerisinde Mısır'ın, İsrail'in, Yunanistan'ın, Türkiye'nin, Lübnan'ın, Filistin'in, Suriye'nin olduğu ve tabii emperyalist güçlerin, yani Fransa, İtalya, Amerika başta olmak üzere emperyalist güçlerin ve uluslararası enerji tekerlerinin de dahil olduğu çok boyutlu bir denklem, bir kriz denklemi oluşmuş durumda. Teşekkür ederim hocam özetiniz için. Peki işin uluslararası boyutuna size değinmişken sormak istiyorum. Kriz başlangıçta kamuoyunda da Türkiye ve Yunanistan arasında bir kriz olarak gösterildi. Türkiye halihazırda Libya'nın içerisindeki iç savaşa da dahil olduğu için Libya ile yaptığı anlaşmayı gösterdi. Yunanistan'da da Avrupa Birliği'nin bir desteği vardı. Fakat sonrasında aslında Amerika'nın olaya ortadaki gerilime dahili farklı bir boyuta taşıdığı gibi gözüküyor. Bu çerçevede uluslararası aktörlerin buradaki pozisyonunu ve çıkarını sormak istiyorum. Şimdi tabii burada en atak güçlerden bir tanesi, yani bölge ülkeleri dışında en atak, konuya en çok müdahale etmeye çalışan güçler Fransa ve İtalya oldu. Aslında Avrupa demek buna yanlış olmaz. Avrupa Birliği diyebiliriz. Tabii bunlar büyük oranda doğalgazda Rusya'ya bağlı oldukları için alternatif enerji kaynakları onlar için yaşamsal, yani Rusya'ya enerji açısından büyük oranda bağımlı oldukları için bu bağımlılığı azaltacak herhangi bir alternatif enerji kaynağı onlar için anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla burada sonuçlara baktığımızda Mısır, İsrail ve Yunanistan'ın ana aktör olduğu güçler aslında belli bir anlaşmaya varmış durumdalardı. Yani bahsettiğiniz Amerika'nın müdahalesi, Almanya'nın biraz daha dengeli bir tavır almaya çalışması ile son gelişmeleri bir fark edersek krizi büyüten konu şu oldu aslında. Türkiye, Lübnan ve tabii ki kadim problem noktalarından bir tanesi olan büyük bir tarihsel haksızlığa uğrayan Filistin ve tabii iç savaş yaşayan bir emperyalist müdahale yaşayan Suriye'nin devre dışı bırakıldığı, Mısır'ın, İsrail'in, Yunanistan'ın belli anlaşmaları vardı ve o anlaşmalar üzerinden bu ülkeleri bypass ederek doğalgazı Avrupa'ya taşıyacakları bir model aslında konuşuluyordu. Tabii bu ülkelerin, yani Türkiye'de dahil olduğu ülkelerin
denklem dışı bırakılmasının belli gerekçeleri var. Bir taraftan tabii bildiğimiz yani kültürel, tarihi bir takım gerekçeler de var. Yani Türkiye'nin özellikle burada devre dışı bırakılması. Lübnan zaten İsrail açısından hep bir şey noktası. Devre dışı bırakılması gereken bir aktör. Filistin zaten tarihsel haksızlığa uğraması gerekçesiyle hep denklem dışında tutulmaya çalışılıyor. Çünkü onun denklem içinde olması zaten tanınması anlamına gelir. O başka bir uluslararası tartışmanın konusu. Dolayısıyla burada bir taraftan yani Türkiye'nin ekseninde baktığımızda, Türkiye özelinde baktığımızda bir takım tarihsel kültürel nedenlerin dışında AKP iktidarının bölgede uygulamış olduğu dış politikanın yani cihatçı, neo-Osmanlıcı işte bölgede her türlü cihatçı gücü destekleyen, arkasında duran, onlara destek veren ve dolayısıyla destabilizasyon noktasında önemli bir faktör olan AKP iktidarının bu politikalarının da Türkiye'nin yalnızlaşmasında önemli bir faktör olduğunu görmek zorundayız. Tabii Türkiye orta büyüklükte bir kapitalist ülke. Enfaz bağımlılık zinciri içerisinde bağımlı bir ülke. Ancak belli inisiyatifleri alabilecek belli bir gücü olan bir ülke. Dolayısıyla tamamen Türkiye'nin devre dışı bırakılması ciddi bir sürtünme faktörü yarattı deyim yerindeyse. Türkiye bir taraftan askeri gücünü kullanarak, onu tehdit unsuru olarak kullanarak denkleme geç de olsa müdahil olmaya çalıştı. Diğer taraftan pek çok noktada hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile belli hesapları olduğu, yani Türkiye'yi tamamen onların göz ardı edemeyecekleri gerçeği de bir vaka olduğu için burada Türkiye ile Yunanistan'ı bir araya getirme, sorunu bir şekilde masa başında çözmeye dönük bir inisiyatif alındığını görüyoruz. Biraz öncelikle önce gerginlik biraz azaldı. Ancak son birkaç günkü tartışmalara, açıklamalara baktığımızda tekrar kontrolü bir şekilde gerginliğin tırmanacağını görmek mümkün. Burada iki tane çelişki ekseni var. Bir tanesi Türkiye ile Yunanistan arasında. Diğeri de Lübnan'la İsrail arasında aslında. İki çelişki ekseni görmek mümkün. Türkiye açısından baktığımızda da özellikle Akdeniz kıyılarında ve özellikle Kıbrıs'ın da dahil olduğu, Kıbrıs'taki tarihi tartışmanın da oradaki çelişkinin de dahil olduğu çok boyutlu, biraz kompleks bir soruna dönüştü. Teşekkür ederim hocam. Aslında ortadaki gerilimi ve pozisyonları çok güzel açıkladınız. Peki, yani aslında AKP'nin de iktidarını da bugün nerede, niye pozisyon aldığını da ışık tutmuş oldunuz. Peki o zaman ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bu pozisyonda, bu sorun içerisinde işte dediğiniz gibi Filistin ve Suriye'nin zaten uğradığı bir adaletsizlik var. Türkiye'nin kendince güttüğü cihatçı politikası var. Aynı zamanda da orada özellikle vurguladığı bir kıta sahanlığı sorunu var. Ve yine de aslında bir emperyal paylaşım içerisinde tabi tutulan bir kriz. Burada sol bir perspektifle olması gereken, yapılması gereken bölgenin değili açısından sizce şey nedir? Yapılması gereken nedir aslında, böyle sorayım. Tabii bugün Türkiye'de tartışmalara baktığımızda yani Doğu Akdeniz üzerine konuşanların büyük bir çoğunluğu ulusalcı bir eksende bir politika öneriyorlar. Bunlar ya AKP'nin arkasına dizilmeyi, yani ulusal çıkar adı altında AKP'nin arkasına dizilmeyi öneriyorlar. Ya da AKP'ye eleştirel bir konum alıp işte AKP'nin ulusal çıkarı yeterince savunamadığı gerekçesiyle bir politika değişikliği öneriyorlar. Ancak soldan baktığımızda şunu tabii ki yani solun ABC'si bu. Toplumun, yani Türkiye özelinde konuşursak, toplumun bütününü kesen bir ulusal yarar ekseni söz konusu değil. Yani Türkiye'deki egemenlerin, yönetici sınıfların, kapitalist sınıfın,
sermayedarların çıkarlarıyla Türkiye toplumunun geniş çoğunluğunun, emekçi sınıfların çıkarının aynı noktada olduğunu iddia etmek söz konusu olamaz. Bugün Türkiye egemenleri aslında diğer ülke egemenleriyle aynı şekilde var olan hidrokarbon rezervinden maksimum payı alacak bir gerginlik politikasını öneriyor olabilirler. Buna bir destek de bulmaya çalışıyor olabilirler ulusal çıkar adı altında. Ancak Türkiye toplumu burada şunu bir sol perspektifle baktığımızda buna bütün bölge halklarının var olan doğalgaz kaynaklarından hakkaniyetli bir şekilde tamamının pay alacağı bir çözümün bulunması lazım. Bu çözümün birinci ayağı bir hani uluslararası çok bu bölge ülkelerinin oluşturacağı bir konsorsiyum benzeri bir yapı ile barışçı bir şekilde bütün bölge halklarının bu kaynakları ortak kullanacağı bir çözümün bulunması lazım. Şimdi işin birinci boyutu burası. İkinci boyutu şu, bu yetmez. Sonuçta bu hidrokarbon kaynaklarını, doğalgaz başta olmak üzere hidrokarbon kaynaklarının işletilmesi için bir know-how ihtiyacı var, bir teknoloji ihtiyacı var. Bunun için de tartışmaları 1980'den bu yana bütün dünyada gördüğümüz özelleştirme politikaları aslında temel altyapı hizmetlerinde olduğu gibi enerji alanında da kamu tekelini parçalayıp bu alanı özelleştirme politikalarını yürüttü. Bu ülkeleri doğal olarak emperyalist güçlerle ve emperyalist tekellerle onların müdahalelerini daha açık hale getirdi. Dolayısıyla bu konsorsiyum yetmez. Bunun yanında Türkiye'de, Türkiye özelinde konuşursak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ gibi kamu kurumlarının özelleştirme uygulamalarından, planlarından, niyetlerinden vazgeçilmesi lazım. Varlık fonuna devredilerek özelleştirme önünün açılması politikalarından mutlaka vazgeçilmesi lazım. Bu alanda dikey entegre bir kamu tekelinin yeniden tesis edilmesi ve böylelikle merkezi bir plan ve kamucu bir anlayışla bu alanın yeniden yapılandırılması gerekiyor. İşin ikinci boyutu da bu. Ve böylelikle Türkiye'nin sahip olduğu insan kaynakları, yetişmiş teknik insan gücünü de doğru bir şekilde bu alana yönlendirip hızlı bir şekilde bu teknoloji sahipliği, bu rezervlerin ne kadarın kullanılabilir olduğu yönünde bir çalışma başta olmak üzere ve sonrasında bu rezervlerin kamu yararı ekseninde değerlendirilmesi ancak böyle mümkün olur. Tabii bunun bir başka boyutu da şu, Türkiye'de sadece doğalgaz ve petrol değil, bütün enerji alanı özelleştirilmiş durumda. Kamunun yatırım yapması önünde türlü engeller var. Dolayısıyla elektrik alanında, yani bu kaynakların büyük oranda kanalize olacağı, kullanılacağı elektrik enerjisi alanında da benzer şekilde özelleştirme politikalarından vazgeçilmesi, Türkiye Elektrik Kurumu'nun tekrar bir dikey entegre, demokratik bir planlama çerçevesinde varlığını yeniden oluşturması ve elektrik enerjisi alanında da kamu tekelinin kurularak bu alanda merkezi bir plan ve kamusal bir anlayışla özelleştirme uygulamından vazgeçilerek kamunun bu alana kamu yararını ve emekçi halkları temel alan eksenden müdahale etmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söylemek lazım aslında sol politikayı çizdiğimizde. Üç eksen belirledik. Bir tanesi bu alanda bütün halkların kardeşliği ekseninde bütün bölge halklarının bu alandaki kaynaklardan ortak kullanımı. Ancak bunun emperyalist güçlerin dıştan müdahalelerine sebep olmaması, ona öyle bir problem yaratmaması açısından
dikey entegre bir kamu tekeli anlayışıyla kamusal yarar doğrultusunda ülkelerde bu kaynakların değerlendirilmesi, bunun enerji alanının bütüne sirayet etmesi üç ayağı oluşturuyor. Son olarak da şunu söylememiz lazım tabii. Sonuç olarak yani sol siyaset söz konusu kaynakların fosil yakıtlara dayalı bir enerji kaynağı olduğunu da göz ardı etmemesi lazım. Yani uzun vadeli Türkiye'nin enerji politikalarında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüp bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu var olan rezervlerin Türkiye'nin enerji sorununu çözecek bir sihirli değnek olduğu yanılsamasına kapılmak gerekiyor. Burada daha yapılması gereken çok şey var ve daha da önemlisi netice itibariyle bu fosil yakıtlara dayalı ve çevre düşmanı, doğaya düşman, doğa üzerinde geri dönüşü olmayan problemlere yol açan bir fosil yakıta dayalı enerji kaynağı. Dolayısıyla Türkiye'de de bu kaynak hiç kullanılmasın demek doğru olmaz. Ancak bir demokratik enerji planına, bir demokratik enerji programına ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük planlı bir dönüşüme de ihtiyaç var. Dolayısıyla sol politika, sol siyaset bu alanı değerlendirirken bu gerçeği de göz ardı etmemesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten detaylı bir plan çizdiniz. O zaman aslında yurtta kamulaştırma dünyada antemperyalizm, gelecek için de ekolojik ve dönüştürülebilir bir çözüm. Evet. Ne diyebiliriz? Evet, bu şekilde özetlemek mümkün. Detaylarını zaten bir rapor, sol parti olarak bir şey oluşturduk, bir rapor oluşturduk. O raporda bu genel çerçeveleri çizdiğimiz konuların detaylarını ve bir takım demokratik enerji programının temel noktalarını oluşturacak bir takım önerileri de o raporda bulmak mümkün. Peki hocam, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler diliyorum.